Efendim tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle alıp satıp tavsiyesi içermemektedir. Evet, yasal uyarımızı hatırlattıktan sonra şimdi sırasıyla hisselerimizin teknik analizine geçelim arkadaşlar. Evet, ilk hissemiz Türk Hava Yolları. Evet, Türk Hava Yolları arkadaşlar aşağı yönlü ivmelenmeye devam ediyor. Burada görüldüğü üzere bakınız, bizim her zaman üzerine bastığımız nokta neydi? Şu 5-9 kesişmesi ve akabinde 5-9-21. Yani yukarı doğru bir dönüş ama hareketli ortalamalar iyiden iyice sıkışmaya başladı arkadaşlar. Bakınız belirli bir alanda toparlanıyor. Yani buradan tekrar yukarıya dönüş ya da aşağı doğru bir hareket biraz sert olabilir. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Burası oldukça önemli. Evet. Görüldüğü üzere burada aynı dolar grafiği gibi arkadaşlar. Böyle iğneli uçtu. Bir oyana bir boyana devam etmekte. Bollinger bandına şöyle bir bakalım. Bakınız Bollinger bandı, hani söyledik ya biraz önce, yani bir yere sert kırılacak ama nereye arkadaşlar? Bakınız görüldüğü üzere bu anlamda bu şekildeki sıkışmalar arkadaşlar aşağıda yukarı sert kırılımları beraberinde getirebilir. Ama şu anda baktığımız zaman Bollinger bandı dip bölgesindeyiz arkadaşlar. Bu anlamda şöyle 12-70 bantları üzerine atmalıyız ki 12.80 gibi bu seviyelerin üzerine atabilirsek arkadaşlar bir nebze olsun rahatlama olabilir. Bu seviyelerin altı sıkıntılı gözüküyor arkadaşlar. Dikkat etmek gerekli. Yani buradan sert bir şekilde aşağı bakınız gevşeme gelirse bu ciddi anlamda düşüşü ifade edebilir. Burada dikkatli şekilde takip ediyoruz Türk Hava Yolları'nı. Evet. Bollinger bandında kaldıralım arkadaşlar. Zaten oldukça net, yani bu sıkışma pek hayra alamet değil. Burada birçok kişiyi mağdur edebilir arkadaşlar. Yani şu bölge, bakınız ortalama bir şekilde, bakınız bir kanal anlamda şöyle çizdiğimiz zaman, yani bir düşüş bu alana kadar gelmesi normaldir. Bakınız bölgesel baktığınız zaman bakınız şu yeşil çizgiye kadar düşüş gelebilir. Yani bu da nedir arkadaşlar? 11-20 bantları. Ama buraya kadar bir düşüş gelse buradan gelebilecek bir tepkiyle bir alım fırsatını da doğurmuş olur arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdilik bekleme modunda devam. Evet. Kaç burası? Hemen fiyat etiketini yapıştıralım. Bakınız ortalama gelinebilecek bir nokta. Şöyle 11 bantları, yani bu seviyelere kadar gelecek düşüşler normaldir. Çünkü önemli bir bölgeyi ifade eden alan burası. Ama eğer buraya kadar düşüp bu seviyelerin altına düşmeden buradan gelecek bir dirsek hareketi, yukarı yönlü bir hareket bir alım fırsatına da dönüşebilir arkadaşlar. Bütün bunlar bir olasılıktır. Yani 11.04'lere, 11'lere biz gelecek demiyoruz. Yani olası bir düşüş de diyoruz. Buralar alım fırsatına dönebilir bu bölge arkadaşlar. Onun için değerlendirme alanına alın bu 11 bantlarına. Gelirse tabii, gelmezse sıkıntı yok. Zaten biz şunu söyledik daha önce de, şu bölge bizim için önemli. Kaçtı burası arkadaşlar? Ortalama 12-32 seviyeleri. Bakın şu geçmişteki bu bölge. Ya bu seviyenin üzerine atabilirsek, yani tutunabilirsek 12-32 seviyeleri üzerinde olumlu seyri devam edecektir. Şimdilik ihtiyatlı, dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Evet. Şöyle baktığımız zaman yine eğer olası bir yukarı yönlü hareket gelirse de kırmızı direnç bölgesi karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Yani ilerleyen zamanda bu çizgiyi kullanacağımıza, bir şekilde kullanacağımıza yapıyoruz, inanıyoruz. Çünkü hep aşağı gitmedik. Bir yerde
Bu kırmızı çizgiyle kesişeceğiz arkadaşlar. Bu çakışma ve kırılım bize yine ilerleyen zamanda bir fırsat sunacaktır. Evet, yine takasına video sonunda bakabilirsiniz. Pegasus'a bakalım. Evet, aynı benzeri bir hareket. Türk Hava Yolları vari bakınız. Beraber yol alıyorlar arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı tas, aynı hamam. Gidiyorlar. Ama şurada önemli bir nokta bakınız şu şekilde. Yani en azından Pegasus'a bakınız şu seviyeler bizim için bir fırsat noktası haline gelebilir. Bakınız destek, destek, bakınız birinci destek, ikinci destek. Yani buralardan bir üçüncü destek bir fırsata dönebilir veyahut da destek kırılırsa da satışı yer arkadaşlar. Ona göre takip etmek gerekli. Şimdi Bollinger bandını bir de burada bakalım. Bakınız Bollinger bandı orta çizgisinin alt kısmındayız. Dikkatli bir şekilde takip etmek gerekli. En azından Bollinger orta bandının üzerine atmak gerekirdi sevgili dostlar. Şimdilik baskın devam ettiğini görüyoruz. Evet. Bu seviyeler ortalama kaça denk gelir? 52.80, 52.90 arkadaşlar. Buralar önemli destek noktası. Evet. Tav'a bakalım. Bakalım Tav'da da aynı durum mu söz konusu? Evet, yine benzeri bir durum arkadaşlar. Hepsi birbirinin kopyası gibi bakınız. Yani bir arkadaşımız yazmış Doko içimizden geçti. Yani burada geçmeyen kalmamış. Yani havacılık sektöründe Türk Hava Yolları, işte Pegasus, Tav, bakınız hepsi birbirinin kopyası, benzeri şeklinde arkadaşlar. Burada dikkat etmek gerekli. Bakınız şu şekilde hareketin birazcık mola vereceği nokta. Şimdi arkadaşlar daha önceki boşluk, hemen ederine bakalım. Ortalama şöyle baktığımız zaman bakınız 18.70 bantları. Yani buralar destekli, takip edilebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi yatırımcı şu noktaya dikkat etse, yani şu geçmişteki dipler arkadaşlar boş değil. Burada 4 tane bakınız ortalama bir dip oluşmuş. 4 tane dip. Şimdi birincisini almarız. Hadi birincisinde şöyle iyi bir yükseliş. Bakın burası delerek geçmiş. Pegasus, pardon Tav burada üzerinde böyle 2 gün kapanış gerçekleştirmemiş. Daha büyük bir mumla aşağı geriye çakılmış. Bakınız bu bölgede. Hadi burada silkeleme vesaire hareketleri belki birçok insan yakalanmıştır. Ama şu noktadaki arkadaşlar artık bir mola verileceğinin bölgesi, bakınız burası. Hem iğne ucundan görüyoruz bunu, hem daha önceki bakınız destek hattı, hem bakınız bir tepe oluşmuş, daha dipte bir tepe oluşabileceğinin öngörüsü. Yani burada 21 bantlarında aslında tehlike hat safhaya çıkmış arkadaşlar. Şu anki fiyatımız 19-10 seviyeleri. 18.70'li rakamlar destekli, takip edilebilir arkadaşlar. Ortalama 21 bandı da direnç noktamız. Evet. Çelebi'ye bakalım. Evet. Ya. Hepsi aynı arkadaşlar. Görüldüğü üzere bakınız havacılıkla ilgili tüm şirketlerin aşağı yukarı duruşu birbirine yakın, birbirine benzer. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Artık burada bu baskı bir kırılımla gelir arkadaşlar. Tabi şurada bizi ümitlendiren bir nokta, hatta iki noktamız var. Birincisi bakınız şu şekilde şuradaki bir yatay destek bölgesi Çelebi için. Bir diğeri de şuradaki iğneli mum arkadaşlar. Bakınız şu seviyedeki iğneler. Yani şuradan yukarıya bir atak gelebilir mi? Gelebilir. Yani nihayet bizim için atağın önemi yok. Buranın kırılması gerekli arkadaşlar. Yani sağlıklı bir yol alabilmek için bu kırılımın gerçekleşmesi gerekli. Ha, yok yukarı gitmedi. İşte şu aşağılardan 75 bandının altı da tehlikeli ve riskli arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani şu 75
bandı. 6 riskli. Evet. Çelebi'de durum bu. Şöyle bir de Doko'ya bakalım. Evet. Yani bakınız hepsinde aşağı yukarı aynı görüntü. Yani birbirinin kopyası gibi arkadaşlar. Bakınız Türk Hava Yolları, Pegasus, TAV, Çelebi, Doko. Yani bunların hepsi aynı anda ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. Yani yön nereye? Aşağıysa aşağı, yukarıysa yukarı. Bakınız burada da yine biraz önceki hissede söyledim. Hadi birincisinde neyse ne arkadaşlar. Yani şu bölgede hadi kıraya bir kırılım geldi. Bir ümit, bir heves var. Bakın şu şekilde geriye çekilip tekrar bakın bu bölgeye gelip buradan dönüyorsa arkadaşlar yani şurayı baz alacağız. Buradan bir dönüş geliyorsa bir noktada ki o da tam burada bakınız nokta atışı gelmiş. Burada artık birazcık mola verme zamanı diyebiliriz arkadaşlar. Evet. İndikatörlerde yine yönler hep aşağı doğru gözüküyor şu an itibariyle. Evet bakınız Bollinger bandı. Hız sıkışma aşağı doğru gitmekte. Evet. Bakınız hisse burada tüm hareketli ortalamaların altında. Hani biz derdik ya hareketli ortalamalar kesiştiği zaman üstten kestiği zaman mola vermek gerekli. İstirahat etmek lazım biraz. Bakın bu istirahatı bu bölgede sağlamış durumda. Şimdi bunun sonucunun nereye varacağını bilemeyiz arkadaşlar. Yani burada yatay gelgitler de olabilir ama nihayetinde burası riskli bir bölge arkadaşlar. Yani şu bölgede bakınız nasıl satış üretmiş. Mesela 350'lerden kaça düşmüş? 310'lara düşmüş. Bakınız bu şekilde. Yine bakınız burada molayı vereceksiniz. Yani en azından ne olur mesela 40, 50 artık ne düşerse dipten almanın yoluna gideceksiniz arkadaşlar. Burada lot sayınızı arttıracaksınız. Evet. Şimdilik hocam söylemesi kolay diyor olabilirsiniz. Evet söylemesi kolay gerçekten icraatı zor arkadaşlar bu tarz işler. Eylemle söylem birbirine örtüşmeyebiliyor. Burada biz sadece bilgi ağırlıklı bir şeyler anlatırken bunu eyleme dökmek tabii biraz zahmet ister. Herkesin harcı da değil yani. Ama burada farklı unsurlar devreye giriyor. Yani burada hareketli ortalamalar kesişmiş. Evet sen de tam zamanını buldun. Gün içi veriler yedekle. Evet. Bakınız kesişme gerçekleşiyor. Yine yatayda bakınız şu bölgenin arkadaşlar bakınız kırılması, bakın şu şekilde kırılması, hareketli ortadan iç içe geçmesi hepsi bir sinyal. Tabi bu anlayana. Evet, 370'lerde ben gidiyorum demiş. 347'lere yani 30 TL gibi bir aşağı yönlü bir düşüş söz konusu olmuş. Şimdi buradan artık devam eden yani stop olmayan arkadaşlarımızın takılacağı tavırlar neler? Başta şu seviye arkadaşlar önemli destek bölgesi. Yani buraya kadar çekilme gelip buradan tepki de gelebilir. Ama bir sonraki önemli destek hattı bu 310 seviyeleri arkadaşlar. Evet. Şimdilik anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Şöyle bir de takasına bakalım arkadaşlar. Takaslar da bize yardımcı olacaktır diyebiliriz. Yani şu bölgeye bakınız. Yani sıkışma alanları her zaman üzerinde durduğumuz bakınız. Evet, şu şekilde görüldüğü üzere aşağı kırdıysa duyguları kenara bırakacaksın. Yukarı kırdıysa yine duygular bir kenara. Ona göre işlemlerinizi şekillendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi. Türk Hava Yolları. Evet, toplu bir satış söz konusu olmuş. Bu dün itibariyle Pegasus yine satışlar hayır burada farklı nispeten toplu alımlar gerçekleşmiş. Tav'a bakalım. Tav'da yine güzel arkadaşlar Merrill'in Global Credit bakın Tav'ın alımını sevdim.
Daha pozitif. Az sonra takasında da bunu görürüz. Bakalım takasında nasıl. Tav güzel. Çelebi'ye bakalım. 32-13. Çelebi'de toplu satış söz konusu. Doku'ya bakalım arkadaşlar. Burada da yine nispeten toplu satış hakim diyebiliriz. Hemen bir de takaslarına bakalım. Şöyle Türk Hava Yolları aylık kısmen pozitif, haftalık negatife dönmüş, daha toplu satıcı var. Günlükte de yine negatif satışlar daha toplu hale gelmiş. Pegasus aylık pozitif, haftalık kısmen pozitif, günlük kısmen negatif. Karışık arkadaşlar. Pegasus'un havası karışık. Tava bakalım. Biraz önce aracı kurumu güzeldi. Bakalım takasına aylık negatif, haftalık negatif, günlük negatif arkadaşlar. Çelebi aylık negatif toplu bir satış, özellikle Dötçe, City ne varsa azaltıma gitmişler arkadaşlar. Haftalık negatif, günlük negatif. Evet. Doko'ya bakalım. Aylık bakınız arkadaşlar, satış. City bak yabancı satıyor. Haftalık yabancı yine satışta. Gerçekten çok berbat bir takas hakim sevgili dostlar. Oldukça negatif Doko'nun takası. Evet. Yani burada üzerine bastığımız, değindiğimiz nokta neydi arkadaşlar? Yani şuradaki diğer kısmı bakınız. 42 iken alımda, yani küçük yatırımcı ne yapıyor? Arttırıyor anlamında. Bakınız burada ise 2.18 toplu azaltımlar söz konusu. Toplu satışlar söz konusu arkadaşlar. Bu anlamda negatif. Evet. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Hepiniz seviliyorsunuz. Elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama tüm hepsine yetişmemiz mümkün değil. Artık hisselerimizi değerlendiremediğimiz, bakamadığımız veyahut da geç baktığımız arkadaşlarımız kusura bakmasın. Ancak geç baktığımızı söyleyebiliriz. Zaten 250 kadar hisseye bakıyoruz. Hepsine bakmıyoruz. Bu anlamda da bizleri artık mazur görsünler. Evet.